gerekli maddi yardım, barınma ve iş olanaklarının sağlandığı, kadınların parçalar türlü ayrımcılığına önlendi. Kadının dünyaya getireceği çocuk sayısına ve önlediğine karışılmadığı medyanın bilgilerle eşit temsil, eşit katılım, eşit yurttaş ilkesine bile yükseliş bir düzenli yaşamak istiyoruz. İlerliyoruz ki kadınlar karar verici yoluna geldiğinde Atatürk'ün aydınlanma devrimine sahip çıkacak ve gerçek demokrasiyi onları destekleyen yanların da duran erkekler ve kadın erkek el ele vererek yaşama geçirecekler. Bir ilçe başkanımız Umut Tekin'i davet ediyoruz. Sayın İl Başkanım, değerli İl Sekreterim, İl Başkan Yardımcıları, Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, Kadın Kolları, Gelişim Kolları, Belediye Meclis Üyelerimiz ve siz değerli Cumhuriyet Kadınları, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz, bu ülkede eğlence düzenlemek, eğlenmek bu günlerde çok zor. Ve 12 yıllık iktidarın sonucunda geldiğimiz noktayı hep birlikte görüyorsunuz, izliyorsunuz. Hükümetin iktidara karşı iki çift laf söyleyen, darbeci olarak anılıyor ve onlar üzerindeki mahkumiyetleri görüyorsunuz. Ben bunu getiriyorum. Ve biliyorum ki onlar İstanbul'daki o mahkemeleri insanlık davası adına bir kimliğe çevirecekler ve oradan haklı kazanacak, oradan buraya sevgilerini söylüyorlar. Biz de aynı şekilde buradan onlara sevgilerimizi, saygılarımızı söylüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk davası da o dönemde yol alan konuların başına siz kadınlar geliyordunuz. Biz de ülkenin bu karanlık denetimin dağıtılacağı bu günlerde siz kadınlara inanıyoruz. Siz kadınların bu ülkeyi değiştireceğini biliyoruz. Ve sizlerden çok şey bekliyoruz. Çünkü siz Mustafa Kemal'leri yetiştiren kadınlarsınız. Ve yarın, yarın 17 Aralık. 17 Aralık, 25 Aralık deyince aklımıza bir şey geliyor. Ülkede artık hırsızlar haftası var. Ülkede yolsuzluk ve rüşvete bulaşmışların haftası var. Bu ülkede sizin çocuklarınızın geleceğini çalanların haftası var. Sizler çocuklarınıza buradan gittikten sonra mutlaka bu hırsızları anlatmanızı istiyorum. Aynı Ahmet Ali'nin anlattığı gibi. Diyor ki, bunlar engelekler ve çuvallardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bunları tanıyın da büyüyün, tanıdın da büyüyün. Sizleri sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyorum. İyi eğlenceler. Sevgili İlçe Başkanımız, çok değerli Kadın Kurulu İlçe Başkanımız, İl Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Belediye Meclis Üyelerimiz, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Yolu Başkanımız, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıldan beri İl Başkanı olarak partimize beraber hizmet veriyoruz. 23 Aralık günü görevimi huzur içerisinde tamamlamış sizler gibi cesur, Atatürkçü, yürekli İzmirli kadınlara bırakarak görevim sona erecek değerli arkadaşlar. Gerçekten kötü arkada değil. Hep beraber içi teşhir geçirdik.
Özellikle İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınların neler yapabileceğini, neler başarabileceğini bir başkan olarak gördüm değerli arkadaşlar. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üye olarak hep beraber partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Öncelikle belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı ve bütün örgütümüzü Gazi Bey'e partimizde yaşadıklarımız başarı için de ayrıca kutluyorum.